Evet, merhaba arkadaşlar. Çöz Kazan 20'li AYT deneme 2 ile devam ediyoruz. Soru 1. Bir işlem sorusu. Yani sevgili arkadaşlar, burada 0,9'un karesi artı 1,2'nin karesi. Bunları tabii ki tek tek karelerini toplamayacağız. Bakın şunu görmemizi istiyor aslında. Biraz geometride Pisagor'u hatırlarsak arkadaşlar 3, 4, 5 üçgeni vardı. 9, 12, 15 üçgeni vardı. Buradan 9'un karesi artı 12'nin karesi 15'in karesi demektir arkadaşlar. Burada dikkat edin, 0,9, yani bunları 10'a bölmüş arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilirim. 0,9'un karesi 10'a böldük. 1,2'nin karesi eşittir 1,5'in karesi olur. Yani bunun yerine 1,5'in karesi yazabilirim. Artı bakın bu 4 de 2'nin karesi. Bir de arkadaşlar bakın 15, 20, 25 üçgenini hatırlarsak 15'in karesi artı 20'nin karesi 25'in karesidir. Burada da 10'a böldüğümüzde 1,5'in karesi 10'a böldük 2'nin karesi eşittir 2,5'in karesi olur. Yani bu ifadede aslında 2,5'in karesidir arkadaşlar. Aşağıda da bakın bu 4 2'nin karesidir. Üstler aynı olduğu için altlar çarpılır. Burası da 2,4'ün karesi gelir. Bir de arkadaşlar 7, 24, 25 üçgenini hatırlarsak 7'nin karesi artı 24'ün karesi eşittir 25'in karesidir. Bunu da 10'a böldüğümüzde 0,7'nin karesi artı 2,4'ün karesi eşittir 2,5'in karesi gelir. Yani aşağıdaki 0,7'nin karesi artı 2,4'ün karesinin yerine de ne yazarım? 2,5'in karesi yazarım. Pay ve payda aynı olduğu için böldüğümüzde sonuç 1 gelir. Yani doğru cevap Bursa. Evet, soru 2. Bir oran oranta sorusu arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle yapacağız. Şuradan içler dışlar yaptığımızda arkadaşlar a kare artı a, bunu çarptığımızda b kare eksi b eksi 5b daha eksi 6b eksi 1 ile eksi 5'i çarparsak artı 5 gelecek. Bir de buradan içler dışlar yaparsak arkadaşlar a artı 1'in karesi, bakın onu da açıyorum, a kare artı 2a artı 1 eşittir b kare. Eksi 5b artı b daha eksi 4b olacak. Buradan da eksi 5 gelecek arkadaşlar. Bunları taraf tarafa, yani şurayı eksi ile çarpıp topladığımda şunu bulacağım arkadaşlar. Bakın a kareler gidecek. 2a'dan a'yı çıkarttım. A artı 1. Burada b kareler gidecek. Eksi 4b'den burası artı 6b olacağı için 2b eksi 10 gelecek. Buradan a eşittir 2b eksi 11 çıkacak. Şimdi bir de bakın şunla şunu incelersek arkadaşlar, içler dışlar çarpımı yaptığımızda a çarpı b artı 1 eşittir a artı 1 çarpı b eksi 1 gelecek. Bunu da açarsam ab artı a, dağıtıyorum, ab eksi a artı b eksi 1, ab'ler gidecek. Buradan da 2a eşittir b eksi 1 gelecek arkadaşlar. Buradan da B'yi çekersek 2A artı 1 gelecek. Bakın B gördüğümüz yere 2A artı 1 yazarsak, yani bunu 2 ile çarptığımızda 4A artı 2 eksi 11'den 3A eşittir 9. A buradan 3 gelecek. A'yı yerine yazdığımızda 2 çarpı 3 artı 1'den B de buradan 7 çıkacak. 3 ile 7'yi topladığımızda da cevap 10, yani Edirne gelecek. Evet, soru 3 bir mantık sorusu arkadaşlar. Önermesinin değilini soruyor bize. Şimdi değilini alırken bakın her x eleman r için diyor. Bunun olumsuzu en az bir tane x eleman r için olacak arkadaşlar. Yani buradaki bakın her şıklarını eleyeceğiz. X kare eksi x bölü x eksi 1
x'tir demiş. O zaman bunun da değeri x kare eksi x bölü x eksi 1 eşit değildir. X olacak arkadaşlar. Burada eşit olanları eleyeceğiz. Şimdi bakın iki tane kaldı. Bizden istedi arkadaşlar. Acaba bu P önermesi doğru bir önerme mi diyor. Bu önerme doğru bir önerme değil arkadaşlar. Şundan dolayı. Bakın her x eleman r için. Şimdi siz burada x parantezine aldığınızda x eksi 1 bölü x eksi 1 sadeleşip x kalır gibi düşünüyorsunuz. Yani x eşittir x. Ama bakın şu ifadede her x eleman r için diyor ya. X yerine 1 yazdığınızda x 1 için 0 bölü 0 eşittir 1 gelir. Bu da arkadaşlar 0 bölü 0 bir belirsizlik olduğu için bu 1 olamaz. Yani P önermesi yanlıştır arkadaşlar. Her x eleman r için olamayacağı için. Demek ki P'nin değeri ne olması gerekir? 1 olması gerekir. O da D şıkkında. Evet, soru 4. İlk 10 teriminin toplamı 5 ve ilk 5 teriminin toplamı 10 olan A'nın aritmetik dizisi için A3 kaçtır diyor. Arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Bakın birinci terim A1, ikinci terim A1 artı D, işte üçüncü terim A1 artı 2D nokta nokta. O zaman 10. terim A1 artı 9D olur arkadaşlar. Bu da bakın 10 tane, yani şöyle düşündüğümüzde 10 tane A1 artı D parantezini aldığımızda 1, 2, 9'a kadar olan sayıların toplamıdır. Bu da 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 gelir arkadaşlar. Bu 5'e eşitmiş. İlk 5 terim toplamı, o da A1, A1 artı D, A1 artı 2D, A1 artı 3D, A1 artı 4D olacak arkadaşlar. Bu da 10'a eşitmiş. Bunu da topladığımızda 5A1, D'leri toplayalım. 3, 6, 10D yapacak arkadaşlar. Bu da 10'a eşitmiş. Şimdi bunu da şöyle yapalım. Bakın bunu eksi 2 ile çarptığımızda eksi 10A1 eksi 20D, 2 ile çarptı, eksi 2 ile çarptım, eşittir eksi 20'den. Topladığımda 25 de eşittir eksi 15'ten, 5'e böldüğümde D eksi 3 bölü 5 gelir arkadaşlar. D'yi yerine yazarsam 5A1 eksi 10 çarpı 3 bölü 5 eşittir 10'dan 5A1. Bakın burası eksi 6, bu tarafa attım 16. A1 de 16 bölü 5 gelir. A3 arkadaşlar, nasıl yazarım bunu aritmetik olduğu için? A1 artı 2D şeklinde. Şurada işlemlerimizi bir kontrol edelim arkadaşlar. İlk 10 terim toplamı 10A1 artı 45D eşittir 5. 5A1 artı 10D eşittir 10 dedik. Bunu 2 ile çarptık. Eksi 10, eksi 2 ile çarptık. Eksi 10A1 eksi 20D eksi 20'den. Buradan 25D eşittir eksi 15'ten. D eşittir eksi 3 bölü 5 geldi. D'yi yerine yazdık. Eksi 3 bölü 5. 5A1 16'dan A1 16 bölü 5 geldi. Evet. Şimdi A3'e bakıyoruz. 16 bölü 5. D'yi eksi 2 ile çarptığımızda eksi 6 bölü 5. Bu da 10 bölü 5'ten 2 gelir arkadaşlar. Yani doğru cevap Edirne. Evet arkadaşlar, deneme 2 5. soruyla devam ediyoruz. Ve logaritma ifadelerin sıralanışı ile ilgili bir soru. Şimdi A eşittir log 2 tabanında 7 demiş. Bunu hemen üslü biçime çevirirsek 2 üzeri A eşittir 7 olacak. Bakın A'nın 2'nin ikinci kuvveti 4, üçüncü kuvveti 8. 7 de 4 ile 8 arasında bir sayı olduğu için buradaki A sayısı 2 ile 3 arasında olacak. Buna bakalım. Buradan 3 üzeri B eşittir 26.
Burada da arkadaşlar 3'ün ikinci kuvveti 9, 3'üncü kuvveti 27. 26 da 9 ile 27 arasında bir sayı olduğu için B de 2 ile 3 arasında olacak. Aynı mantıkla bakın 4 üzeri C 63. Bu da yine 4'ün karesi ile 4'ün 3'üncü kuvveti arasında olduğu için C de 2 ile 3 arasında olacak. Şimdi bakın hepsi 2 ile 3 arasında. Şöyle düşünelim. Şimdi bakın burada 2 ile 3 arasını 2 üzeri 3, 8 parçaya böldüğümüzü düşünelim. Bu 7 olduğu için bu 8 parçadan şurası 1 parça, yani 7 burada olacak. Yani aslında log 2 tabanında 7 sayısı burada olacak. Yani şurada bir parça var. Öyle hayal edelim. Şimdi burada da 2 ile 3 arasını bakın 26, 3'ün 3'üncü kuvveti 27 parçaya böldüğünüzü düşünürseniz bu da şurada yine 26'ya bir parça kalacak arkadaşlar. O da burada bir sayı olacak. Logaritma 3 tabanında 26. Burada da 2 ile 3 arasını bakın 63, en yakın 64 parçaya böldüğünüzü düşünürseniz burada da 63 bu 3'ten önce bir parça aldığımızda burada olacak arkadaşlar. Yani bakın buradaki bir parça, çünkü burayı 64'e böldüğümüz için bir parçanın değeri daha küçük olacak. O zaman 3'e daha yakın olacak. Yine aynı şekilde burada 27 parçaya böldüğümüzde bu bir parça buradaki bir parçadan daha büyük olacak. O yüzden 3'e birazcık daha uzak olacak. Burada da burayı zaten 8 parçaya bölmüştük. Buradaki bir parça diğer bir parçalardan daha fazla olduğu için bu 3'e daha da uzak olacak arkadaşlar. O yüzden burada en büyük sayı ne gelecek? C gelecek. Sonra B. Sonra da ne olacak? A olacak arkadaşlar. Yani doğru cevap C seçeneği. Evet, soru 6. X ln x eksi e üzeri 4 0 denkleminin kökleri A ve B'dir demiş arkadaşlar. Buna göre bu ifadenin sonucu sorulmuş. Şimdi x üzeri ln x eşittir e üzeri 4. Her iki tarafın ln'ini alıyorum arkadaşlar. Eşittir ln e üzeri 4. Bakın bu ln x başa çarpı geçiyor. Ln x çarpı ln x 4 çarpı ln e'den ln e 1. Bu da ln x'in karesi eşittir 4'ten. Ya ln x 2 ya da ln x eksi 2 oluyor. Buradan da x'i çektiğimizde ya e karedir arkadaşlar ya da e üzeri eksi 2'dir. Yani kökler e kare ile e üzeri eksi 2'dir. Şimdi burada arkadaşlar bakın e üzeri 2 yazdığımızı düşünün. Logaritma e üzeri 2 10 artı b yerine de e üzeri eksi 2 yazıyorum. Bakın bu 2 buraya bölü geçiyor. 1 bölü 2 log e tabanında 10. Burası eksi 1 bölü 2 log e tabanında ne geliyor? 10 geliyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz bunlar da birbirinin aynısı olduğu için cevap buradan 0, yani Adana gelir. Evet, soru 7. A, B, C, D, reel sayılar olmak üzere polinomunun kökleri 5 farklı tam sayıymış arkadaşlar. A, B, C, D'nin toplamı eksi 242 verilmiş. Şimdi bakın burada x yerine 1 yazdığımızda P1 eşittir 2 artı A artı B artı C artı D artı E gelecek. Buradan P1 arkadaşlar, burası eksi 242, 2 daha ne gelecek? Eksi 240 gelecek. Şimdi 5 farklı pozitif tam sayı diyor. O zaman ben Px'i, bakın baş kat sayısı 2 olduğu için şöyle yazabilirim. 2 çarpı işte x eksi x1, x eksi x2, x eksi x3, x eksi x4 ve x eksi x5 şeklinde 5 tane kökü olduğuna göre arkadaşlar zaten 5. dereceden. Şimdi bakın burada 1 yazdığımızda eksi 240 eşittir 1 yazıyorum. 2 çarpı 1 eksi x1, 1 eksi x2, 1 eksi x3,
1 eksi x4, 1 eksi x5 gelecek. Bunu böldüğümüzde arkadaşlar burası eksi 120 gelecek. Bakın eksi 120 ya da 120 arkadaşlar. Burada bakın 5 tane çarpan var. Bu 5'i de birbirinden farklı olacak. Çünkü x1, x2, x3, x4, x5 birbirinden farklı olduğuna göre 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 şeklinde olacak arkadaşlar. O zaman bakın tabi başında da eksi olduğu için bunu 2 aldığımızda bakın burası eksi 1. Burayı 3 alırsam eksi 2. Bunu 4 alırsam eksi 3. Bunu 5 alırsam eksi 4. Bunu 6 alırsam eksi 5 gelecek. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5'in çarpımı eksi 120 gelecek arkadaşlar. Demek ki bakın kökler 2, 3, 4, 5, 6 gelecekmiş. Şimdi P 0'ı soruyor. P 0 arkadaşlar 2 çarpı x yerine 0 yazarsam 0 eksi 2, 0 eksi 3, 0 eksi 4, 0 eksi 5, 0 eksi 6 gelecek. Bölü P 7 diyor. X yerine 7 yazacağım. 7 eksi 2, 7 eksi 3, 7 eksi 4, 7 eksi 5 ve 7 eksi 6 gelecek arkadaşlar. Bakın 2'ler gitti. 7 eksi 2, 5. 7 eksi 3, 4. 7 eksi 4, 3. 7 eksi 5, 2. Arkadaşlar bak şu 4'ünün çarpımı artı oluyor zaten. Onlar sadeleşiyor. 0 eksi 6. Eksi 6 bölü 1'den sonuç eksi 6 Denizli gelir. Evet. Bir polinom sorusu. Polinomunun bir çarpanı x eksi 2 ise bu polinomun x eksi 6 ile bölümünden kalan demiş. Bakın çarpan olduğuna göre bununla bölümünden kalan 0'dır. Bunu 0'a eşitlediğimizde x eşittir 2 verilen polinomda yerine koyduğumuzda 2 artı 2 çarpı eşittir 0 olacak. Burası 0 olmadığına göre arkadaşlar burası P3. Demek ki P3 neye eşit? 0'a eşit arkadaşlar. Şimdi x eksi 6 ile bölümünden kalanını soruyor. Bunu 0'a eşitlediğimizde x yerine 6 yazacağız. Nerede? Bu polinomda yerine yazıyorum. (2P3) artı 4 geliyor. P3 0'dı. 0 artı 4'ten de cevap 4 yani Ceyhan gelir. Evet soru 9 arkadaşlar. Y eşittir x kare artı 6x artı 4 fonksiyonun eğrisine x eksenine göre simetri alma işlemleri uygulandı. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi alın elde edilir diyor. Şimdi arkadaşlar x eksenine göre simetri aldığımızda y'nin işareti değişir. Yani eksi y eşittir x kare artı 6x artı 4. Bu da ilk önce şurayı şöyle bir düzenleyelim arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Y eşittir eksi x kare 6x artı 4 oluyor arkadaşlar. Şimdi 3 birim sağa ötelediğimizde arkadaşlar x gördüğümüz yere ne yazarız? X eksi 3 yazarız arkadaşlar. Çünkü sağa ötelediğimde normalde pozitif oluyor ama tam tersi çıkarma yapacağız. Yani y eşittir eksi x eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı x eksi 3 artı 4 olacak. Yani bunu da açarsak eksi x kare eksi 6 x tabi arkadaşlar şurada bir yanlışlığımız oldu. Hemen onu düzelterek yapalım. Tabi ilk önce şurada evet eksi 6 x eksi 4 olacak. Şimdi uygulayalım. Y eşittir eksi x eksi 3'ün karesi eksi 4. Buradan açıyorum. Eksi x kare artı 6x eksi 9 eksi 6x artı 18 eksi 4 oluyor. Buradan da eksi x kare bakın bunlar gidiyor.
artı 5 geliyor arkadaşlar. Şimdi bir birim aşağı ötelediğimizde de y değerinden 1 çıkarıyoruz. Yani y değerimiz eksi x kare artı 5 olduğuna göre bundan 1 çıkarırsak arkadaşlar eksi 1'den y eşittir eksi x kare artı 4 fonksiyonunu elde ederiz. Yani doğru cevap Bursa. Evet arkadaşlar, deneme 2 10. soruyla devam ediyoruz. Elindeki 5 farklı çikolatayı yaşları farklı 3 çocuğa dağıtmak isteyen babanın küçük çocuğa en az 1 ve büyük çocuğa en çok 1 çikolata verme olasılığı kaçtır diyor. Şimdi bunu başka bir kağıt üzerinde gösterelim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Küçük, ortanca, büyük şeklinde arkadaşlar. Çünkü yaşları farklıydı. 5 farklı çikolata dağıtacak. Şimdi küçüğe 5 çikolata, ortancaya ve büyüğe hiç vermeyebilir. Ya da buna 4, 1, 0, 3, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 4, 0 şeklinde verebilir arkadaşlar. Çünkü orada ne diyordu? Büyük çocuğa en çok 1 çikolata. O zaman büyük çocuğa hiç çikolata da vermeyebilir. Büyük çocuğa hiç çikolata vermeme durumları bu şekilde olacak. Şimdi o zaman 5 tane çikolatanın 5'ini buraya veriyorsa buradan bir durum. 5 tane çikolatadan 4'ünü buraya veriyorsa bu nedir arkadaşlar? Şurası tabii şurayı yanlış yazdık. 3 olacak. Yani 5'in 4'lüsü kadar. 5 tane çikolatadan 3 tane çikolata seçecek. 5'in 3'lüsü kadar. Buradan 5'in 2'lisi. Buradan da 5'in 1'lisi. Bunlara bakarsak burası 5. 5'in 3'lüsü 10. 5'in 2'lisi 10. 5'in 1'lisi de ne gelecek? 5 gelecek. Bir de arkadaşlar, şimdi büyük çocuğa 1 verirse, ortanca çocuğa 0, küçük çocuğa 4. Buraya 1, 3, 2, 1, 3, 1 şeklinde gelebilir. Burada da şöyle yapacağız. 5'in 4'lüsü geri kalanını buna verecek. 5'in 3'lüsü geriye kalacak 2 çikolata, 2 taneden 1 tane verecek. 5'in 2'lisi geriye 3 çikolata kalacak. 3'ün 2'lisi. 5'in 1'lisi geriye 4 çikolata kalacak. 4'ün 3'lüsünü buraya verecek. Zaten geri kalan da mecbur buna vermek zorunda arkadaşlar. Bakın buradan burası 5 gelecek. 10 çarpı 2'den burası 20. 10 çarpı 3'ten 30. Bu da 4 çarpı 5'ten 20 gelecek. Şimdi buradan topladığımızda 31 durum. Buradan topladığımızda da 75 durum gelecek arkadaşlar. Yani istenen durum 75 artı 31'den 106 gelecek. Tüm durum nedir arkadaşlar? Şimdi dikkat edin. 5 tane çikolata vardı. Bu 5 çikolatayı, birinci çikolatayı 3 çocuğa da verebilir. İkinci çikolatayı da 3 çocuğa verebilir. Üçüncü çikolatayı da 3 çocuğa. Dördüncü çikolatayı da 3 çocuğa. Beşinci çikolata da 3 çocuğa verebileceği için burada toplamda 3 üzeri 5 durum gelir. Bizden istenilen olasılık da 106 bölü bu 3 üzeri 5'ti arkadaşlar. 243'tür. Yani doğru cevap 106 bölü 243'ten Adana gelir. Evet, soru 11. F ve G fonksiyonları her x reel sayısı için bu eşitliği sağlıyormuş. F'in tersi 3, 5 ise G 6 kaçtır demiş. Hemen bunu çevirelim arkadaşlar. Yer değiştirdiğimizde F 5 eşittir 3 demektir arkadaşlar. Şimdi F'in içini 5'e eşitleyeceğiz. Dışı da ne olacakmış? 3 olacakmış. X küp artı 2 eşittir 3 ise buradan x küp eşittir 1. X de 1 demektir. X yerine 1 yazdığımızda yani G eksi 1, 1 artı 3 eksi 1. Bakın içerisinde olması gerekiyordu? 5 olması gerekiyordu. Buradan G'nin tersi 4.
eşittir 6 gelecek. Tekrar yer değiştirdiğimizde G6 eşittir 4 yapacak arkadaşlar. Doğru cevap Edir. Evet, soru 12. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar demiş. F fonksiyonu R fark A virgül B kümesinden R'ye tanımlıymış. Buna göre fx fonksiyonu için f artı b kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın tanım kümesinde a ile b olmadığına göre demek ki a ile b bu paydayı sıfır yapan değerler. Ve payda dikkat edin ikinci derece olduğuna göre bu a ile b kökleri oluyor arkadaşlar. O zaman şuradan gidelim. Kökler toplamı a artı b. Burada kökler toplamı neydi? Eksi b bölü 1'den a eşittir. Eksi 2b. Kökler çarpımına bakalım. Kökler çarpımında a çarpı b. Buradan yazarsak a bölü 1'den a gelir. A'ları sadeleştirdiğimizde sıfırdan farklı olduğuna göre b 1 olur arkadaşlar. B 1 ise yerine koyduğumuzda a eksi 2 gelecek. O zaman fx fonksiyonu 2x eksi 2 bölü x kare artı x eksi 2 çıkacak. Şimdi f a artı b'yi soruyor. A eksi 2 b 1'di. Topladığımız zaman f eksi 1'i istiyor arkadaşlar bizden. F yerine x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 çarpı 2'den eksi 2 eksi 2 eksi 1 yazdık 1 eksi 1 eksi 2'den eksi 4 bölü eksi 2 bu da 2 gelir arkadaşlar. Yani doğru cevap Bursa. Evet, soru 13. Yine bir fonksiyon sorusu arkadaşlar. Şimdi A kümesi 1'den 100'e kadar olan tam sayılardan oluşuyormuş. A'dan B'ye fonksiyonu her x eleman için fx eşittir. Fx kareyi sağlıyormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. F fonksiyonu örten diyor arkadaşlar. B kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır diyor. Burada dikkat ederseniz bakın. F2'nin görüntüsü arkadaşlar F4'e, F3'ün görüntüsü F9'a, böyle devam edersek F4'ün görüntüsü F16'ya, F5, F25, F6, F36 olacak, F7, bunları açık açık yazıyorum daha iyi göründü arkadaşlar, F8, F64, F9, F81 ve F10'da arkadaşlar F ne eşit olacak? 100'e eşit olacak. Şimdi F11, F121 oluyor ama F121 burada tanımlı değil. Bu şu demek arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 şöyle 10'a kadar yazdık. Ondan sonra 11 nokta şuraya 100'e kadar yazıyorum. Şimdi bakın F2 için farklı bir görüntü aramamıza gerek kalmayacak. Çünkü F2 ile F4'ün görüntüsü zaten ne olacak? Eşit olacak. Aynı şekilde bakın F2, F3, F4, F5, F10'a kadar bütün görüntüler arkadaşlar zaten burada mevcut. Yani F4'te zaten F16'ya eşit olacak. Yani buradaki elemanların zaten arkadaşlar görüntüleri burada ne yapacak? Mevcut olacak. F1'in görüntüsü için B kümesinde mutlaka bir eleman karşılık gelecek. İşte F11'in görüntüsü için örten olabilmesi için arkadaşlar F11'in de mutlaka bir görüntüsü olacak. F12'nin görüntüsü olacak. Bu 100'e kadar gidecek arkadaşlar. Bakın burada kaç tane sayı var? 90 tane sayı var. Demek ki 90 tane bize görüntü lazım. Buradakilerin dediğim gibi arkadaşlar görüntüleri zaten bunun içinde mevcut. İşte bak F2, F4, F4, F16. Yani F2 ile F4'ün görüntüsü zaten F16'ya eşit. F3'ün görüntüsü F9. F9'da ne eşit? F81'e. İşte F4'ü zaten söyledik. F5, F25. Demek ki arkadaşlar 90 artı 1'den B kümesinin eleman sayısı en çok 91 gelir. Yani doğru cevap Bursa. Evet, soru 14, bir denklem sorusu. Şimdi burada kolaylık olsun diye arkadaşlar 2 üzeri x'e ben m diyeceğim.
Bunu da parçalarsak 2 üzeri eksi x 3 çarpı 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri x gelecek. Eksi olduğu için bölme vardır arkadaşlar. Tabanları 2 olan üslü ifadelerde. Şimdi yerine yazıyorum. M eksi 3 çarpı 2 6 bölü M artı 1 eşittir 0'dan. M ile çarpıyorum. Şurası 6 gelecek. Artı M eşittir 0'dan. Bu da bakın M kare artı M eksi 6 eşittir 0'dan. Bunun M'ye M, 3'e eksi 2 diye ayırdığımda buradan arkadaşlar kökler ya eksi 3 ya da 2 gelir. 2 üzeri x eşittir eksi 3. 2'nin herhangi bir kuvveti eksi 3 yapmayacağı için burada çözüm yoktur arkadaşlar. Buradan 2 üzeri x eşittir 2'den x eşittir 1 gelir. Demek ki çözüm kümesi sadece 1'den oluşur. Yani Denizli. Evet, soru 15 arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde x eksenini eksi 6, a ve 7 apsisli noktalarda kesen f fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Şimdi bu eşitliği sağlayan x tam sayılarının toplamı 0 ise a tam sayısı kaçtır diyor. Şimdi bunu iki aşamalı inceleyelim arkadaşlar. Bakın ya her ikisi de aynı işaretli, ikisi de aynı işaretli olacak. Yani ya artı ya da eksi olacak. O zaman x 0'dan büyük ise fx de 0'dan büyük olmalı. Şimdi x'in 0'dan büyük olduğu yer burası arkadaşlar. X'in 0'dan büyük olduğu yerde bir de f'in de 0'dan büyük olması gerekiyor. F'in de 0'dan büyük olduğu yerde arkadaşlar hangi tam sayılar var? A'dan a'yı alamayacağımıza göre işte a artı 1, a artı 2, nokta nokta 7'yi de alamayacağız. Kaça kadar gidecek? 6'ya kadar gidecek. X 0'dan küçük ise fx de 0'dan küçük olacak. X'in 0'dan küçük olduğu yer bakın burası. F'in 0'dan küçük olduğu yer arkadaşlar. O da bakın dikkat ederseniz şuralı kısım. O da ne yapacak? 1'den başlayacak. Eksi 1'den başlayacak. Nereye kadar? Eksi 5'e kadar gidecek. Şimdi bu tam sayıların toplamı 0'mış. Bakın dikkat ederseniz buranın toplamı ne yapıyor arkadaşlar? Buranın toplamı eksi 15 geliyor. Demek ki şuradaki sayıların toplamının artı 15 olması gerekecek. 6 ile başladık. 5'e gittik. 11. 4'e gidersek arkadaşlar ne oluyor? Bakın bu da 15 geliyor. Demek ki a artı 1 dediğimiz sayı aslında başlangıç sayımız 4 olacak. 4'e eşitmiş arkadaşlar. A da buradan ne gelecek? 3 gelecek. Yani doğru cevap Ceyhan. Evet, soru 16. Bir karmaşık sayı sorusu. Olduğuna göre B kaçtır diyor. Bakın şöyle dağıtalım. 2 artı 6i eksi i eksi 3i kare eşittir. Bunu da içler dışlar yapalım arkadaşlar. AI artı b i kare eksi a eksi b i. Şimdi burayı düzenlersek bakın burada 5i i kare eksi 1'di artı 3 5i artı 5 gelecek. Burada da i kare yine eksi 1'di. Bakın i'li ifadeleri bir tarafa alırsam i parantezinde a eksi b, burası da eksi b eksi a gelir. Şimdi reel kısım 5, reel kısım eksi b'ye eksi a. Yani eksi b eksi a 5'e eşit. Sanal kısım 5, sanal kısım a eksi b. Bu da 5'e eşit. Bakın bunları taraf tarafa toplarsak a'lar gider. Eksi 2 b 10'dan. B de buradan arkadaşlar. Eksi 5 yani Edirne gelir. Evet arkadaşlar, deneme 2 17. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen f ve g fonksiyonları için limit x eksi 1'e giderken f bileşke gx limitinin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi burada bakın şöyle bir şey yapabiliriz. Bileşke fonksiyonu oluşturalım.
x gördüğümüz yere gx yazacağız. Yani burada x gördüğümüz yere gx yazdık. 1 bölü x artı 1'in karesi arkadaşlar. Burada x artı 1'in karesi küçüktür 0. Burada da e üzeri x artı 1'in karesi x artı 1 büyüktür 0 olacak arkadaşlar. Şimdi tabii bakın x artı 1'in karesinin 0'dan küçük olma şansı olmayacak arkadaşlar. O yüzden biz burada sadece f bileşke gx'i aslında ne düşüneceğiz? E üzeri x artı 1'in karesi olarak düşüneceğiz. E limit x eksi 1'e giderken ki değeri istiyor. Buradan da limit x eksi 1'e giderken e üzeri x artı 1'in karesi. X yerine eksi 1 yazarsak e üzeri 0'ın karesi. 0'ın karesi 0. E üzeri 0 da buradan cevap 1. Yani Denizli gelir. Evet, soru 18 arkadaşlar. Bir limit sorusu. Fx bölü gx'i oluşturacağız. Yani şurada bir gx'te düzenleme yaparsak, bakın x parantezini alırsak burası x kare artı 1. X parantezini aldık, x eksi 1. Bunlar sadeleşti arkadaşlar. Şimdi bunu böldüğümüzde limit x 0'a giderken x küp artı x eksi x eksi kosinüs x'in karesi bölü e üzeri x. Bakın gx bu oldu. Böldüğümüzde ters çevirip çarpacağız. Yani çarpı x eksi 1 bölü x kare artı 1 gelecek arkadaşlar. Şimdi x yerine 0 yazalım direkt. 0'ın küpü 0 artı 0 eksi 0 eksi kos 0'ın karesi bölü e üzeri 0 çarpı 0 eksi 1 bölü 0 artı 1 gelecek. Bakın burası 0. Cos 0 1'dir. Eksi 1'in karesi 1. Dışarıda eksi var. Eksi 1 olacak. Bölü e üzeri 0 1. Çarpı eksi 1 bölü 1'den de sonuç 1. Yani Adana gelecek. Evet, soru 19. Bir türev sorusu. Fx eşittir x kök x artı 1 bölü x olarak verilen fx fonksiyonu için f türev 1 bölü 4 kaçtır demiş. Şimdi bunu bakın şöyle ayrı ayrı yazsak x kök x bölü x artı 1 bölü x diye. Buradan aslında fx'i ne buluruz? Kök x artı 1 bölü x buluruz. Bunu da bakın şöyle yapalım. X üzeri 1 bölü 2 artı x üzeri eksi 1. Şimdi türevini alıyorum. X üzeri 1 bölü 2. 1 bölü 2 başa geldi. X üzeri 1 bölü 2 eksi 1 artı eksi 1 başa geldi. Eksi 1 eksi 1'den f türev x. Bakın burası eksi 1 bölü 2. O da 1 bölü kök x olacak. Yani 1 bölü 2 kök x. Burası da arkadaşlar eksi 1 bölü x kare olacak. Şimdi 1 bölü 4'teki değerini istemiş. Yazdık. Eksi 1 bölü 4'ün karesi. Yukarı devam ediyorum. 1 bölü 4 kök dışına 1 bölü 2 çıkacak. Eksi 1 bölü 1 bölü 16. Burası gidecek buradan 1. Bu eksi 16'dan cevap eksi 15. Yani Adana gelecek. Evet, soru 20. Bir grafik verilmiş. Bu grafikte 4'e 8 noktasındaki teğeti verilmiş arkadaşlar. Bu fx fonksiyonuna bağlı olarak bir gx fonksiyonu tanımlanmış. Gx fonksiyonunun üzerindeki apsisi noktasından çizilen teğet denklemi demiş. Tabi bakın apsis verildiğine göre bunun ordinatını bulmam lazım. Yani ordinatta 2'deki değeri. G2 ne olur arkadaşlar? 2 çarpı f 2'nin karesinden 4 gelir. Bakın F4'te grafikten okursanız 8'dir. Yani G2 2 çarpı 8'den 16 gelir. Yani bana hangi noktadaki teğet denklemini soruyor? 2'ye 16 noktasındaki. Şimdi bir de bunun eğimini bulacağız. Eğim de neydi arkadaşlar? O noktadaki
türeviydi. Şimdi bunun türevini alalım. G türev x eşittir. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci yani fx kare artı birinci x, ikincinin türevi f türev x kare çarpı bir de x karenin türevi gelecek. 2x hangi noktadaki? 2 noktasındaki g türev 2 buradan f 4 2 koyduğumuzda 8 f türev 4 gelecek arkadaşlar. Şimdi f 4'ü zaten bulmuştuk. F4 neydi arkadaşlar? 8'di. Bakın f türev 4 de fx fonksiyonuna 4 noktasında teğet olan doğrunun eğimi demektir. Yani bunun eğimine bakacağız. Bakın bu da orijinden geçiyor. Eğim açısı burası. Bu açının tanjantına bakacağız. Dar açı olduğu için eğim pozitif çıkacak. Bakın 8'e 4. Yani buradan f türev 4 8 bölü 4'ten 2 gelecek arkadaşlar. Yani g'nin türevi 2 eşittir 24 çıkacak. Demek ki arkadaşlar eğimi 24 olan ve 2'ye 16 noktasından geçen doğru denklemini yazacağız. O da y eksi 16 eşittir eğim çarpı x eksi 2 gelecek. Buradan y eksi 16 eşittir 24x eksi 48. Buradan da 24x eksi 32 yani Denizli gelecek. Evet, soru 21 arkadaşlar. Y eşittir 2x doğrusunun 10'la 0 noktasına en yakın noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bir doğru var. 10'a 0 noktasına en yakın noktası diyor. Şimdi bu 10'a 0 ise arkadaşlar. Şimdi y eşittir 2x doğrusu olduğu için burası apsisine a dersek ordinat ne olur? 2a olur arkadaşlar. Şimdi tabi aslında bunu türev kullanmadan da yapabiliriz. Şöyle bakın bu doğrunun eğimi nedir? En yakın nokta olması için dikiz düşüm noktası olması lazım. Eğimi bakın x'in katsayısı 2. Dik doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olduğu için o zaman bunun eğiminin eksi 1 bölü 2 olması gerekir. 2 noktadan eğim yazarsam 2a eksi 0 bölü a eksi 10 eşittir eksi 1 bölü 2'den. Buradan 4a eşittir 10 eksi a'dan içler dışlar yaptım. 5a 10 a da buradan 2 gelir. Demek ki bu nokta 2'ye 4 noktasıdır arkadaşlar. Koordinatları toplamı da 2 artı 4'ten 6 yani Ceyhan gelir. Evet soru 22. Üçüncü dereceden fx polinomunun türevinin grafiği verilmiş arkadaşlar. Polinom fonksiyonu yani bu bir parabol aslında. O zaman f'in türevi x arkadaşlar. A çarpı bakın kökleri 1'e 3 olduğu için x eksi 1 çarpı x eksi 3. Sıfırdaki değeri dikkat edin 9 arkadaşlar. O zaman buradan f türev 0 9 olması için x yerine 0 yazdım. A çarpı eksi 1 çarpı eksi 3 eşittir 9'dan. A buradan 3 gelir arkadaşlar. O zaman f türev x. Bak bunları da dağıtarak yazacağım. 3 çarpı x kare. Şöyle dağıtıyorum. Eksi 4x artı 3. F'in türevi x. 3x kare. Eksi 12x artı 9 gelecek arkadaşlar. Şimdi f türev 4'ü bulabiliriz. 4 koyduğumuzda bakın ne gelecek? Buradan 48 şu işlemi bir kontrol edelim arkadaşlar. X eksi 1 x eksi 3 dedik. F türev 0, 9 olacak. X yerine 0 koyduk. 3a 9'dan a'yı 3 bulduk. X kare eksi 4x artı 3. 3x kare eksi 12x artı 9. 4 koyduk yerine 16
çarpı 3 48. 48 buradan da burası ne geldi? 9 geldi arkadaşlar. Şimdi F4'ü bulabilmek için tabii F'i bulmak lazım. Onu da ne yapacağız? F'in integralini alacağız arkadaşlar. F'in türevinin. Bu da çünkü neye eşit? F x'e eşit arkadaşlar. Bunun türevini aldığımda yani şöyle 3x kare eksi 12x artı 9 dx. Buradan 3x küp bölü 3 eksi 12x kare bölü 2 artı 9x artı c eşittir. Fx gelecek. Buradan da fx x küp eksi 6x kare artı 9x artı c. Bakın f1 0 demiş. 1 koyarsak 1 eksi 6 artı 9 artı c'den c buradan eksi 4 gelecek arkadaşlar. Yani fx tekrar yazıyorum. X küp eksi 6x kare artı 9x eksi 4 olacak. Şimdi f4'ü istiyor. F4 4'ün kübü 64 16 96 artı 36 eksi 4'ten arkadaşlar F4 buradan 0 gelecek. Çarptığımızda da o zaman cevap 0 yani Ceyhan gelecek. Evet soru 23. Yukarıdaki şekil yüksekliği 5 metre uzunluğu 8 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir duvarın üst kısmından parabolik bir parçanın çıkarılmasıyla oluşturulmuştur. Duvarın en alçak kısmının yüksekliği 3 metreymiş. Bu duvar alt taraftan boyanmaya başlanmış ve 2 metre yüksekliğe kadar boyanmış diyor. Bunun için 24 litre boya harcandığına göre duvarın kalan kısmını boyamak için kaç litre boya gereklidir? Arkadaşlar bakın ben şurada şöyle bir koordinat sistemi geçiriyorum. Dikkat ederseniz burası 2, burası 1. Buraya ne kalıyor? 2. O zaman buralar bak tam tepe noktası olduğu için 4 geliyor. Yani bu 4'e 0 noktasında teğetmiş gibi düşünün arkadaşlar. Bir de hangi noktadan geçiyor? Bakın burası 2 birim olduğuna göre 0'a 2'den geçiyormuş gibi düşünelim. O zaman bunu ben şöyle yazabilirim. A çarpı x eksi 4'ün karesi derim arkadaşlar. 0'a 2'den geçtiğine göre 2 eşittir x yerine 0 yazdığımda a çarpı eksi 4'ün karesinden 2 bölü 16'dan a 1 bölü 8 gelir. Yani buradan arkadaşlar fx eşittir x eksi 4'ün karesi bölü 8 olur. Şimdi şuradaki taralı alan arkadaşlar nedir? 0'dan bakın 8'e fx'in integralidir. Yani x eksi 4'ün karesi bölü 8 dx olacak. Bu da x eksi 4'ün kübü bölü 3. Bir de bölü 8 vardı. 24 olacak. 0'dan 8 arkadaşlar. Şimdi 8'i koyduğumda 4'ün kübü bölü 24 eksi 0'ı koyduğumda eksi 4'ün kübü bölü 24. Bu da 64 artı 64 128 bölü 24 gelir arkadaşlar. Bunu da 4'e hatta 4'e bölelim ilk önce. 32 bölü 6 2'ye bölersek 16 bölü ne gelecek? 3 gelecek. Şimdi bakın 2 metre yüksekliğe kadar 2 metre yüksekliğe kadar 2 çarpı 8 16 metrekarelik alan boyanmış arkadaşlar. Bunun için 24 litre boya harcanmış. Duvarın kalan kısmı. Duvarın kalan kısmı arkadaşlar bakın bir de burada 1 çarpı 8'lik alan var. Bir de artı ne bulduk? 16 bölü 3. Yani 8 ile 16 bölü 3'ü toplarsak buradan 40 bölü 3 metrekare kalır. O zaman 40 bölü 3 metrekare için kaç litre boya gerekir? İçler dışlar yaptığımızda 40 bölü 3 çarpı 24 bölü 16 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan da bakın burası 8 sadeleştirdik 2 40 bölü 2'den 20 litre daha
boya gerektirir arkadaşlar. Yani doğru cevap Denizli. Evet, soru 24. Eğrisi ile eksenler arasında kalan kapalı bölgenin alanı demiş arkadaşlar. Şimdi bu eğriye dikkat edersek x eksi 6'nın parantez karesi olacak. Yani arkadaşlar bu x eksenine teğet bir paraboldür. Hangi noktada teğettir? Bakın x yerine 6 koyduğumuzda 0 verir. O yüzden x eşittir 6 noktasında kollar yukarı olduğu için teğettir bu fx. Eğrisiyle eksenler arasında kalan kapalı bölge. O da burasıdır arkadaşlar. İntegralimiz ne olacak? 0'dan 6'ya x eksi 6'nın karesi çarpı dx gelecek. Bu da x eksi 6'nın kübü. Yani bunu bir arttırdık. Bölü 3 dedik. 0'dan 6'ya. Şimdi 6 yazıyoruz. 6 eksi 6'nın kübü bölü 3. Eksi 0 yazıyoruz. 0 eksi 6'nın kübü bölü 3. Bakın burası 0. Bu da eksi eksi artı yapacak. 6'nın kübü bölü 3. 216'yı 3'e böldüğümüzde cevap da buradan 72, yani Adana gelecek. Evet, soru 25. Pozitif reel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu için f kök x eşittir 2x kare artı 5x artı 1 dx eşitliği verilmiş. Buna göre fx'in eğrisine üzerindeki iki apsisi noktasından çizilen teğetin eğimi demiş. Yani bizden arkadaşlar f türev 2'yi istiyor. Şimdi bakın her iki taraftan türev aldığımızda f türev kök x çarpı kök x'in türevini de alacağız. Kök x'in türevi arkadaşlar 1 bölü 2 kök x'tir. Eşittir. İntegralin türevini aldığımızda burası direkt 2x kare artı 5x artı 1 gelecek. Şimdi f türev 2'yi bakın buranın 2 olması için, yani kök x eşittir 2 olması için x'in 4 olması gerekir. O yüzden f türev 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı kök 4 eşittir 2 çarpı 4'ün karesi 5 çarpı 4 artı 1 olacak. Bakın 2 diye çıkacak. Burada da 2, 4 olacak. Bu 4'ü buraya çarpı atacağım arkadaşlar. 16, 32, 20 daha 52, 1 daha 53 gelecek. Tekrar kontrol edelim. 32, 52, 53. Buradan da 53 çarpı 4'ten cevap 212, yani Ceyhan gelecek. Evet. Soru 26. Artık geometri soruları arkadaşlar. ABC'dir üçgen, XY'de dış açıların ölçüleri demiş. 5AB, 4AC, 6BC'ye eşit verilmiş arkadaşlar. Tabi bunları bakın ofekte, yani 60'ta eşitlersek AB'nin 12K, AC'nin 15K, BC'nin de 10K olduğunu görürüz. Bunları yazalım. Bakın 12K, AC 15K, BC 10K. Yani arkadaşlar buradan kenarların sıralamasını görmüş olduk. Biliyoruz ki hangi kenar büyükse onun açısı daha büyük oluyor. İç açısı tabii ki. Şimdi buradan baktığımızda 15K'nın gördüğü B açısının ölçüsü en büyük olur. İç açısı en büyük olanın dış açısı en küçük olmak zorundadır arkadaşlar. O yüzden x en küçüktür. Ondan sonra 12K'nın gördüğü iç açı daha büyük olduğu için y'ninki x'ten daha büyük olur arkadaşlar doğal olarak ve sıralama da x, y, z şeklinde. Doğru cevap Bursa geç. Evet, soru 27. ABC bir üçgen demiş. ABD'nin ölçüsüyle ECM'nin ölçüsü eşit verilmiş. Bakın BD ile DC eşit verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir boyun yapacağız arkadaşlar. Bakın şu kadarlık bir açı alacağız. Şuradan ve K dersek
Buradaki BDK ile arkadaşlar EDC eş üçgen olacak. O yüzden bu çizdiğim BK uzunluğu da 8 olacak arkadaşlar. E tabi bakın burada ABK üçgenine baktığımızda BD ne olacak? Açıortay olacak arkadaşlar. 12'ye 3 yani 4'te 1 ise 8'e 4'te 1'i demek ki DK uzunluğu 2 olacak. Ve bunlara eş demiştik arkadaşlar. DK 2 olduğuna göre ED uzunluğu da 2 santim gelecek. Yani doğru cevap bursa. Evet, soru 28. Bir kenara 6 santim olan eşkenar üçgen şeklindeki karton köşelerden ağırlık merkezine giden çizgiler boyunca kesilerek yan yana aşağıdaki gibi düzlemsel olacak şekilde birleştiriliyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın buralar 6 vermiş. Bu eşkenar olduğuna göre arkadaşlar burada ağırlık merkezi aynı zamanda açıortayların kesim noktasıdır da. 120'nin karşısı 6 ise bunu kök 3'e böldüğümde 2 kök 3 gelecek. Yani bu kenarlar arkadaşlar 2 kök 3 olacak. Şimdi burada 3 tane ikizkenar üçgen. Bakın. Tabi buralar pardon 6, 6 ve 6 gelecek. Şimdi buradan dik indiriyorum. Sonuçta bu da bir 30-60-90 üçgeni. Buralar 3-3 bölünüyor. Burası 2 kök 3'tü. 30'un karşısı kök 3 geliyor arkadaşlar. Şimdi şuradan Pisagor'u yaptığımızda bakın 3, 6 daha 9, 6 daha 15 gelecek. Yani şuraya x dersek ne olacak? X'in karesi eşittir 15'in karesi artı kök 3'ün karesi gelecek arkadaşlar. Buradan x kare 225, 228. Bu da 4 çarpı 57'den 2 kök 57 gelecek arkadaşlar. Zaten bizden istediği sorunun devamında o uzaklıktı. Yani doğru cevap Ada. Evet, soru 29. Bir yamuk sorusu. Yamuğun alanı verilmiş 128 cm kare. Bu eşitlikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurayı birleştirdiğimizde dikinip kenarı ikiye böldüğüne göre bu bir ikizkenar üçgendir arkadaşlar. Yani buralar eşit. Aynı zamanda üçlüye bakarsanız burada bir muhteşem üçlü göreceksiniz. Yani burası dik olacak. Şimdi buradan açı yerleştirirsek arkadaşlar. Bu açıların toplamı 90. Bu dik üçgende de toplamı 90 olacağı için burası beta. Aynı şekilde bu açıda alfa olacak. Ve bu iki üçgen benzer olacak. Ve 90'ın karşısına baktığınızda da hipotenüsler eşit olduğu için bunlar eş üçgen olacak. O zaman alfanın karşısı A ise burada da alfanın karşısı A. Beta'nın karşısı B ise burada da B olacak. Şimdi yamuğun alan formülü üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı bakın yükseklikle A artı B eşittir 127'den. A artı B artı B A artı B'nin karesi gelecek. 2 ile çarptığımızda 256 bu da 16'nın karesi olduğu için A artı B buradan 16 gelecek. Yani bizden istediği AD uzunluğu zaten dikkat edin A artı B'dir arkadaşlar. Doğru cevap deniz. Evet, soru 30. Paralel kenarda bir alan sorusu. DEC'nin alanı 24. DEC'nin alanından ABE'nin alanını çıkardığımızda 24 demiş. Buna göre alan ABC'de nedir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın burada şöyle bir şey yapacağız. Şuradan bir paralel çekip yeni bir paralel kenar oluşturacağız arkadaşlar. Şuraya F ve G noktası dersek. Bakın. Alan DEC arkadaşlar. Alan DEC büyük paralel kenarın yarısı olur. Yani onun yerine alan G, F, C, D bölü 2 yazacağız. Eksi alan ABE de arkadaşlar. Şu alttaki ABFG paralel kenarının yarısı olacak. Bu 24 olacak. Ve buradan bakın alan GFCD eksi alan ABFG 2 ile çarptığımızda 48 olacak. Bakın büyük paralel kenarın alanından buradaki paralel kenarın alanını çıkardığımızda zaten alan
ABCD'yi bulmuş olacağız arkadaşlar. Doğru cevap da 48. Yani Bursa gelecek. Evet. Soru 31. Dik koordinat düzleminde bakın eksi 4'e 0 ve 0'a 9 noktalarından geçen D doğrusu çizilmiş. Buna göre bu bölgede koordinatları tam sayılan kaç tane nokta vardır demiş. İlk önce bu doğrunun denklemini bulalım arkadaşlar. Bakın y'yi 9'da kesiyor. Y bölü 9. X'i eksi de kestiği için eksi x bölü 4 eşittir 1'den. Payda eşitlersek 4y eksi 9x eşittir 36 gelir arkadaşlar. Bakın bölgemizde şimdi dikkat edin. Orijin bu bölgede olduğu için y yerine 0, x yerine 0 koyduğumuzda sonuç ne olur? Negatif olur. Demek ki bu bölge arkadaşlar bu ifadenin 0'dan küçük olduğu yerdir. Yani 4y eksi 9x eksi 36'nın 0'dan küçük veya eşit olması gerekir. Şimdi koordinatları tam sayı istiyor. Şöyle yapalım. Bakın x'i eksi 4 alırsak x'i eksi 4 aldığımızda 4y küçüktür 0'dan. Buradan y küçüktür 0 olur. Ama y'nin de ne olması gerekecek? Pozitif olması gerekecek. O zaman buradan bir tek nokta gelir. Yani eksi 4'e 0 noktası gelir arkadaşlar. Yani bir tane. X'i eksi 3 alırsak 27 eksi 36 eksi 9. 4y küçüktür 9 olur arkadaşlar. O zaman y buradan hangi değerleri alabilir? Tam sayı olarak dikkat edin. Y 0'dan büyük veya eşit değerli alacak. 0, 1, bir de 2 alır. O zaman eksi 3'e karşılık burada 3 tane nokta gelir. X'e eksi 2 alırsak artı 18 eksi 36 öbür tarafa attık. 4y küçüktür 18. Buradan da arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4 gelir. 5 koyarsak olmaz. Buradan 5 tane değer gelecek. X'e eksi 1 alırsak burası artı 9 eksi 27. Öbür tarafa attık. 4y küçüktür 27'den. Buradan da arkadaşlar y 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olacak. 7 olmayacak. Buradan da 7 değer gelecek. En son x'i 0 alırsak 0 aldığımızda 4y küçüktür 36'dan. Y arkadaşlar 0, 1'den 9'a kadar değer alacak. Yani buradan da 10 değer gelecek. Toplarsak bunları 4, 9, 16, 10 daha 26 tane koordinatları tam sayı olan nokta olacak arkadaşlar. Doğru cevap C. Soru 32. Kare ve dairede alan sorusu arkadaşlar. Bakın eş yarım daireler. Şimdi bakın şöyle bir hareket yaptığımızda çapı gören çevre açıdan burası 90. Aynı şekilde burada çapı görecek. Yani burası aslında karenin köşegeni olacak arkadaşlar. Ve şu uzunluklar otomatikman birbirine eşit olacak. Ben şimdi şu taralı alandaki bakın şu kirişin altında kalan kısma A dersem o zaman o A'yı şuraya alırım arkadaşlar. Bir de elimde bakın B vardı. Yani aslında S dediğimiz alan A artı B'dir. O A artı B'de arkadaşlar dikkat ederseniz karenin 4'te birlik kısmına eşit olur. Karenin alanı 10'du. 10'un karesi bölü 4'ten cevap 25. Yani Ceyhan 1. Evet soru 33. Bakın bir birim çember verilmiş. MN uzunluğunun birim çemberde gösterilen alfa açısı cinsinden eşiti istenmiş. Şimdi buradaki dik üçgenlere dikkat edersek arkadaşlar bakın burası birim çember olduğu için bir birim. Şuradaki dik üçgene dikkat ettiğimizde arkadaşlar ON uzunluğunu bulmak için şöyle bir şey yapacağız. Bakın kosinüs alfa dediğimiz şey komşu kenar yani ON bölü hipotenüs 1 olduğu için buradan ON arkadaşlar ne geliyor? Kosinüs alfa geliyor. Bakın MC OB'ye paralel iç ters açıdan burası alfa olacak. MOC üçgenine bakarsak hipotenüs yine 1. Burada da arkadaşlar
Sinüs alfayı yazarsak karşı kenar OM, hipotenüs 1. Buradan da OM arkadaşlar ne oluyor? Sinüs alfa geliyor. Şimdi MN uzunluğuna dikkat ederseniz MN uzunluğu arkadaşlar OM ile ON'nin toplamıdır. E bu da zaten ne oluyor? Kosinüs alfa artı sinüs alfa olduğu için doğru cevap deniz. Soru 34. Bir trigonometri sorusu arkadaşlar. Sinüs ve kosinüs değerleriniz sıralaması verilmiş. Hangisi en küçüktür denmiş. Şimdi tabii bunları açıları birinci bölgeye taşırsak arkadaşlar. Bakın sinüs burası üçüncü bölge. Üçüncü bölgede eksi olduğu için eksi sinüs 180'den çıkarırsak burası eksi sinüs 60 olacak. Kosinüs ikinci bölgede eksi olduğu için eksi sinüse çevirirken 90'dan çıkarırsak arkadaşlar burası eksi sinüs 40 olacak. Sinüs dördüncü bölgede yine eksi 360'a tamamlarsak dördüncü bölgede burası 50 olacak. Kosinüs bakın burası üçüncü bölge yine eksi 270'e tamamlarsak burası sinüs 15 olacak. Sinüs ikinci bölgede artıdır. Burası 180'e tamamlarsak sinüs 40 olacak arkadaşlar. Şimdi normalde bakın sinüste birinci bölgede açı değerleri büyüdükçe sinüs değerleri büyür. Normalde en büyüğünün sinüs 60 olması gerekirdi. Ama tabii önüne eksi geldiği için otomatikman da en küçük olması gerekecek. Yani doğru cevap A, Adana şıkkı gelecek. Evet, soru 35. Bir trigonometri sorusu arkadaşlar. Tabii bu soruda arkadaşlar E şıkkında bir düzeltme olacak. Bu elinizdeki kitapçıkta doğru olarak gözükecek zaten size. Burada bir cevap şıkkımız 13 bölü 5 kök 10 olacak arkadaşlar. Şimdi soruya geçersek bakın bir dik üçgen ABC dik üçgenine bakarsanız 3, 4, 5 üçgeni gelecek. ADC üçgeninde de Pisagor yaptığımızda AD kenarı işte 3'ün karesi artı 1'in karesi bunun karekökünü aldığımızda burası kök 10 olacak arkadaşlar. Şu taralı üçgende kosinüs teoremi yaparsak kosinüs x'i bulmuş olacağız. İşte 3'ün karesi eşittir 5'in karesi artı kök 10'un karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı kök 10 çarpı kos x'ten. Bunu bu tarafa attığımızda 10 kök 10 çarpı kos x 35, 9 çıkarırsak 26 olacak. Buradan da cos x arkadaşlar 26 bölü 10 kök 10'dan sadeleştirdiğimizde 13 bölü 5 kök 10 yani cevap Edirne gelecek. Soru 36. Analitik düzlemde 3 tane nokta verilmiş. Buna göre AC artı BC'nin en küçük değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Bakın bunları çizerek gösterelim istiyorsanız. Şimdi 3'e 3 noktası işte temsili şurada bir nokta olsun. 8'e 9 noktası da o da arkadaşlar temsili şurada bir nokta olsun. 'C' noktası dikkat edin x ekseni üzerinde arkadaşlar. Onu da şurada bir nokta alırsak bakın bizden istediği şu toplamın en küçük değeri. Tabii biz bunun bakın A noktasının veya B noktasının x eksenine göre simetrisini alırsak şu uzunluk eşit olmuş olacak arkadaşlar. Burası eksi 3'e karşılık gelecek. AC artı BC yani şu toplamın en küçük olması demek. Aslında bu noktayla B noktasındaki uzaklığın en küçük olması demek. Onun da düz olması gerekecek arkadaşlar. Onu da şöyle bakın tamamladığımızda. Şurası bakın 9 birim. Burası 3 birim geldi. 3 ile 8 arası burası 5 birim arkadaşlar. Şuradan bakarsak toplam 12, 5, 12, 13 üçgeninden cevap Ceyhan gelir. Evet, soru 37. Dikdörtgende bir katlama yapılmış arkadaşlar. Bakın D köşesinden kıvrılıp EF boyunca katlandığında D noktası AC köşegeni üstüne gelmiş arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar şöyle tamamladığımızı düşünelim. Bakın burası 90'dı. O zaman bu da 90. Bunlar eşit verilmiş. Bunlar da eşit. O zaman burada bir kare oluşacak arkadaşlar. Şimdi burası x.
Uzun kenar 20. O zaman buraya ne kalacak? 20 eksi x. 20 eksi x. Burası da 20 eksi x olacak arkadaşlar. Burası da aynı şekilde 20 eksi x. Bakın bu kenar komple 12. Şuraya D noktası dedik ya. D, A, C üçgeninde arkadaşlar. Bakın sonuçta FD üssü buraya ne olacak? Paralel olacak. Temel orantı mantığını kullanırsak x'in 20'ye oranı eşittir 20 eksi x'in arkadaşlar neye oranı? 12'ye oranı olacak. Buradan 4 ile sadeleştirelim. Sonra içler dışlar yapalım. 3x eşittir 100 eksi 5x'ten 8x eşittir 100. 100'ü de 8'e bölersek arkadaşlar x buradan 12,5 yani Ceyhan gelir. Soru 38. İki çember denklemi vermiş arkadaşlar. Bunun dıştan teğet olmasını istemiş. Bakın dıştan teğet. Birinin merkezi hemen denklemden 0'a m olduğunu görürüz arkadaşlar. Öbürünün merkezi de 4'e 0 olduğunu göreceğiz. Merkezleri birleştirdiğimizde bunun yarıçapı 3, bunun yarıçapı da 2 olacak. Ve bakın iki merkezler arası uzaklık 5 gelecek. Bu da ne olacak arkadaşlar? 4 eksi 0'ın karesi artı m eksi 0'ın karesi eşittir. İkisi arasındaki uzaklık 5 bir. Karesini aldığımızda bakın 16 artı m kare eşittir 25'ten m kare 9, m buradan artı 3 gelecek. Pozitif yerini istediği için cevap 3 gelecek. Evet, soru 39. Üst yüzeyi ABCD paralel kenarı şeklindeki kutuda AEED AF FB'ye eşitmiş. CF ve EB'den kurdele geçiyormuş. KF 4 cm ise CK kaç cm'dir diyor arkadaşlar. Bunu şöyle düşüneceğiz. Bakın paralel kenar olduğu için şöyle uzatıp yukarıdan bunu B ile kesiş, EB ile kesiştirdiğimizde arkadaşlar burada E noktasında bir kelebek oluşacak. Bakın burada birebir oran göreceksiniz. Şunlar eşit arkadaşlar. Burada göstereyim. Sadece burada çıkmamış. Şaşırmayın diye söylüyorum. Şimdi buna AA dediğimizde bakın burası 2A ise o zaman şuraya L noktası dersem bu uzunlukta 2A olacak. Zaten paralel kenardan dolayı DC 2A'ydı. Ve burada bakın bir kelebek daha gelecek. O da K noktasındaki kelebek. Bu sefer oranımız A'ya ne olacak? 4A olacak. Bu da 4'ün neye oranı gelecek? X'e oranı gelecek. A'lar gidecek. İçler dışlardan X eşittir 16 yani Denizli gelecek. Ve deneme 2'nin son sorusu arkadaşlar. Yükseklikleri H olan iç içe geçirilmiş iki dik silindirden içteki tamamen su ile doluymuş. Dıştaki silindirin taban dairesinin yarıçapı içteki silindirin taban dairesinin yarıçapının 4 katıdır demiş. İçteki silindir tabana yakın bir yerden delinirse su seviyesi iki kap arasında hangi yüksekliğe çıkar? Şimdi bunun yarıçapı R. Bakın bunun yarıçapı 4R. Şimdi arkadaşlar o zaman buradaki suyun hacmi ne olur? Pi çarpı R kare çarpı H gelir. Şimdi biz alttan tabana yakın bir yerden deldik. Su akmaya başlayacak. Su akmaya başladığında arkadaşlar yani aradaki boşluğa dolacak. Tabi hepsi arkadaşlar aradaki boşluğa dolmayacak. Su seviyesi dengelendiğinde su artık akmamaya başlayacak. Yani şunu da gösterelim. Artık gerçi içtekinin bir önemi kalmayacak. Sonuçta arkadaşlar su seviyesi şurada bir yerde kalacak. Buna da H üssü diyelim. Yani artık şurada arkadaşlar bütün su sanki büyük silindirde H üssü yüksekliğinde suya karşılık gelecek arkadaşlar. Bunun taban yarıçapına 4R demiştik. O zaman pi çarpı 4R'nin karesi çarpı ne gelecek? H üssü. Bu da neye eşit? Pi çarpı R kare çarpı H'e eşit olacak.
Pi'ler gidecek. 16 R kare çarpı H üssü R kare çarpı H'dan R kareler gidecek. Buradan H üssü de H bölü 16 yani Edirne gelecek.